Birçok olayda olduğu gibi devletin bizi nasıl soyduğuna dair net örneklerden bir tanesi de bu olay. Tabii ki bu podcast'i anarşist bir tavırla vesaire yapacağımı düşünenler varsa yanılıyor. Sadece devletin vergilerle değil farklı yollarla da insanları soyduğuna net bir örnek oluyor bu video. 9 günlük tatil verildi. 9 günlük tatilden kaynaklı da çok yoğun bir trafik oluştu. Her yer kalabalıktı zaten. İstanbul'un kalabalıklığını bile gördünüz. Özel bölgeler insandan geçilmiyordu. Neyse ki o sırada İstanbul'da da değildim. Daha kötü yerdeydim. Turna vardı iki şehirde. Hem Kuşadası hem Antalya. Zaten insanların böyle tatillerde kaçtığı bölgeler. Buralarda dönüşte asla otobüs bileti bulamıyordunuz. Tam anlamıyla kabus yaşıyorsunuz resmen. Hatta boyutu size şöyle anlatayım. Ya otobüsü boş ver. Diyorsun ki ulan param var. Paraya kıymak istiyorum. Taksi bile bulamayacak noktadasın. Yani taksiye bineyim de başka şehre gideyim. Oradaki otogardan gideyim bile diyemiyorsun. Ki böyle bir şeye kalkışmadım bu arada ama bir ara düşünmüştüm. Antalya'dan döneceğim. Otogara geldim. Bursa bileti soruyorum. 16'sını kadar yok diyorlar. Ayın 16'sına kadar. 3 gün boyunca bütün biletler tükenmiş. Bursa'ya yakın bir yer var mı dedim. Yok dediler. En yakın Ankara bulabildim. İyi dedim Antalya'da otele 5 bin lira 10 bin lira para vermektense hem memlekete biraz yaklaşmış olurum hem de otobüste uyurum dedim. 700 lira mı 800 lira mı ne para verdim oraya. Bu gözüme çok bağlı gelmedi ama bazı yerlere sorunca fiyatların şöyle 1200-1300 bandına çıktığını gördüm. Ve ne hikmetse kart kabul etmiyorlar. Sadece nakit. Senin adını soyadını da siz sisteme geçirmiyorlar. Bir kağıda yazıyorlar sadece. O kadar. O kağıdı sisteme geçirme diye bir olay yok. Yani hem fiyatları deli gibi arttırıyorlar hem de vergi vermeden arttırıyorlar. Ankara'ya geldim Ankara daha da beter. Ankara'dan Bursa'ya otobüs bulamadım böyle yakın tarihle. Bazıları var 15-16 saat sonra kalkacak. O kadar uzak bir süre. O da olmaz. Her yere soruşturunca bir yer daha geldi böyle. Yine nakit kabul eden. Asla fiş kesmeyen. Dedi ki ben 800 liraya götürüyorum. Otobüsle götürüyoruz dedi. Bir de dolandırıcılıkla. Tamam dedik. Parayı aldılar minibüs çıktı böyle karşıma. Dandik bir minibüsle Ankara'dan İnegöl'e geldim 5 saatte. Fiyatlar böyle uçmuş. Canı sıkılan arttırmış fiyatları. Vergi vermeden de arttırmalar yaşanıyor. Usulsüzlüktür bu bu arada. Burada işletmelerin kalkışta olay şu. Çaresiz kalacak kalabalığa fiyat bindirme. Kişilerin gitmesi gerekiyor. Gitmeme durumunda daha da büyük zararlara uğrayacaklarını düşünüyorlar. Bu çaresizliklerinde her fiyatı kabul edebilirler. Bunu yaşatıyorlar. Bu da usulsüzlüktür. Devlet de sonrasında ne yapıyor peki? Bu firmalara tek tek ceza kesiyor. Çok tatlı değil mi? Aa diyorsun ne güzel. Cezalar uygulanıyor. Ama o cezalardan bize giren herhangi bir şey yok. Cezayı sadece devlet vergiye ekstra olarak kendi hazinesine para kazandırmak için yapıyor. Vatandaş zarara uğramasın diye değil. Sonuçta o paralar bize geri dönmüyor. Biz çaresizlikten mecburen o paraları veriyoruz. Firmalar bol bol bu durumdan para kazanıyor. Üstüne devletimiz de para kazanıyor. Devletin para toplama konusunda böyle küçük uyanıklıklar yaptığı şeyler var. Olayı önlemeye yönelik herhangi bir çaba sarf etmiyor. Zaten bu 9 gün günlük tatilin sonucunda böyle şeylerin yaşanabileceği zaten yıllardır oluyor. Tonla emsalleri var. Böyle bir durumda önceden hazırlığını yapabilir. Yetkililerini o otogarlara koyar. Öncesinde uyarılarını tek tek geçer. Yakalarsak şu kadar ceza diye. Bunun için çabalamıyor devlet. Devamında yakalıyor sözde ve cezalarla kendi cebine parasını atıyor. Önlese devlet kazanamayacak. Otobüs firmaları da kazanamayacak. Zaten bu otobüs firmalarının bazılarının patronlarının kimlerle kankiler olduğu da apaçık ortada. Olan halkın parasını ne oluyor? Aynı şeyi nerelerde görürsünüz? En basiti suç örgütlerinin parasına konma konusunda. Suç örgütü önce güzel bir parayı toplar, 30-40 milyon dolarını oluşturur, sonra o devlet o paraya konar. Aynı şekilde dilenciler. Dilencileri ben şuna benzetiyorum. Oyunlarda böyle pasif gelir kazandıran şeyler vardır ya. O ürünü alırsın, bir yere koyarsın, haftada bir uğrarsın. Mesela 30 altın birikmiş. Onu oradan alırsın. Dilencilerde devletin işte o ürünüdür. Tam adını hatırlamadığım için söyleyemiyorum. Ara ara bunu yakalar, 30-40 bin lirasına konar. Ona yalandan bir cezasını keser sonra tekrar salar. Her dilenci yakalanıyor zaten. Dönem dönem parasını devlete kaptırıyor. Ne oluyor? Yine halkın parası dolaylı yoldan devlete gitmiş oluyor. Ve bu konularda dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer konu da şu bu arada. Genelde bu olaylar hep fakir insanların başına gelen, fakir insanları dolandıran olaylar üzerinden dönüyor. Büyük şirketi dolandırmaya kalkarsan da devlet 5 yıl sonra o paraya konmakla uğraşmaz. Öncesinde önler onu. Zenginin parasını korumaya çalışırken fakirin daha da küçülmesi için elin geleni yapıyor. Sonra niye Gini katsayısı olarak Amerika ile neredeyse aynıyız? Ülkede çok şey değişmesi gerekiyor. Bu da onlardan biri işte. Sinirimi bozuyor her seferinde. İlk veya son olacak bir şey değil bu. Her sene, her ay farklı farklı yerlerde, farklı şekillerde görüyoruz böyle insanların parasına konma işine. Rahatsız ediyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinizi.